İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Ermenistan Cumhuriyeti Artsah Ermenilerinin özelliğini tanıyor. Batı Ermenistan'ın Van Gölü'nde en büyük mikrobiyatlar resmedildi. Vladimir Putin, Hasan Rouhani ve Lee Senyun 1 Ekim'de Ermenistan Cumhuriyeti'nde bulunacaklar. Cavakkın Pokur Gondura bölgesinde Subrevontyans Kilisesi yeniden açılacak. Rusya, ABD barışçıl müzakereler yoluyla Suriye ihtilafının çözümünü destekliyor. Şili dünyanın en büyük optik teleskobunun inşasını başlattı. Artsah sonsuzluk sınırına attı. Film izleyiciyle buluştu. Ermenistan Cumhuriyeti Artsah Ermenilerin yerli halk olduğu hakkındaki kimliğini tanıdı. Ermenistan Cumhuriyeti'nin 24-30 Eylül 2019 tarihinde New York'ta gerçekleşen Birleşmiş Milletler Teşkilatı Genel Kurulu'nun 74. oturumundaki ikinci hakkına cevabı. Ermenistan Cumhuriyeti, Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armenek Abrahamyan'ın örneğini takiben Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın 74. oturumunda ilk kez Artsah Ermenilerinin yerli otokton bir halk olduğu gerçeğini tanıdı. Dalgıçlar ve öğretmen dalgıçlar Batı Ermenistan'ın Van Gölü'nün dibinde yaşları 50 bin ile 70 bin olan dünyanın en büyük siyanür ve karbonat türevlerinden oluşan mikrobiyalitinler keşfettiler. Su altı filmleri dalında müdür Tahsin Ceylan'ın aktardığı mikrobiyalitler 23.4 metre yüksekliğinde. Dalış öğretmeni Serkan Ok ise şimdiye kadar yaptığımız araştırmalarda en büyüğü yaklaşık 18 metre uzunluğunda ve muhtemelen 50 bin yaşındaydı. Van Gölü'nde 23.4 metre yüksekliğinde en büyük türevi bulduk dedi ve bu su altı canlılarının Moskova'nın yapılarına benzer ve yaklaşık 68-70 bin yaşında olduklarını ekledi. Avrasya Ekonomik Topluluğu'nun üst düzey oturumu 1 Eylül'de başkent Yerevan'da gerçekleşecek. Ermenistan Cumhuriyeti Hükümet Basın Servisinden aktarılan bilgiye göre konsey toplantısına Avrasya Ekonomik Konseyi'ne üye ülkelerin yöneticileri, Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Beyaz Rusya Cumhuriyeti Devlet Başkanı Aleksandr Lukashenko, Kazakistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Kasım Jomart Tokayev, Kırgızistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Sooronbay Jeenbekov ile Avrasya Ekonomik Konseyi Kurulu Başkanı Dikran Sarkisyan katılmaktadır. Yüksek Avrasya Ekonomik Konseyi'nin genişletilmiş oturumuna ayrıca gözlemci statüsünde Moldova Devlet Başkanı Igor Dodon, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani ve Singapur Cumhuriyeti Başbakanı Lee Hsien Loong da davetli ülkeler yöneticileri sıfatıyla katılacak. Cavakkın Ninotsminda bölgesinin Pokur Gondura köyündeki Surprevontians Kilisesi'nin tekrardan açılışı 29 Eylül'de gerçekleşecek. Pokur Gondura'da bulunan kilise 1868 yılından beri faaliyette bulunmuş fakat restorasyon için 2 yıl önce faaliyetlerine ara verilmişti. Cavak Ruhani Liderliği'nin basın servisinden verilen bilgiye göre kilisenin kutsama töreni 29 Eylül saat 11'de Eçmiyazin Ana Katedrali'nin İdari Bölüm Müdürü Piskopos Der Muşeh Babayan tarafından gerçekleştirilecek. Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Sergey Lavrov ve Mike Pompeo'nun görüşmesi sırasında Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri Suriye'deki çatışmaların barışçıl görüşmeler neticesinde çözümlenmesinde anlaşmaya vardı. Rusya Federasyonu ve ABD, Birleşmiş Milletler Teşkilatı çerçevesinde gerçekleşmekte olan barışçıl sürecin Suriye'deki durumun çözümü için temel oluşturması konusunda hemfikirler. Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı'nın sözlerine göre Suriye'deki çatışmaları aşmanın temelinde barış görüşmeleridir ve Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın himayesine tüm yapıcı güçlerin katılımıyla gerçekleşmelidir. Ayrıca o, görüşmelerin terör merkezlerinin tümünün yok edilmesinden sonra Suriye Arap Cumhuriyeti'nin bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünün korunması çerçevesinde gerçekleşmesini vurguladı. TASS Ajansı'nın verdiği bilgiye göre Güney Avrupa Rasathanesi'nin basın departmanından yapılan açıklamada Şili'de mühendisler ve inşaatçıların 2800 tonluk optik teleskobun inşasına başladığı belirtildi. İnşaat bittikten sonra bu dünyanın en büyük optik teleskobu olacak. Güney Avrupa Rasathanesi açıklamasında bu hafta içinde binanın kumpetinin inşasına resmen başlandı. Daha sonra Avrupa Süper Dev Teleskop'un yerleştirilmesi gerçekleşecek.
Bu yapı günümüzün en pahalı ve iddialı astroloji projesi olarak kabul edilmektedir. Artsakh'ın doğası, Artsakh halkının gündelik yaşamı ve hiçbir söz. Yönetmen Vahyan'ın filmi izleyiciye sunuldu. Armen Press ile yaptığı röportaj sırasında konuşan filmin yönetmeni ve senaristi, sözlerin yerine Artsakh halkının gözlerinin her şeyi anlattığını söyledi. Onun dediğine göre gözlerin derinliği ve ifadesinde 1000 kelimeden daha fazlası var. Artsakhlıların gözlerindeki ifade bana film için fikir verdi. Artsakhlıların gözlerinde o kadar çok sözler gördüm ki filmde daha fazlasına gerek olmadığını, hiçbir şey söylemeye gerek olmadığını anladım. Doğrusu film duygusal alanda çalışmalıydı ve ben de bunu yaptım. Çatışma içinde bulunan Artsakh hakkındaki filmde savaş sahneleri bulunmuyor. Yönetmene göre amacı bütün Artsakh tarihini sunmaktı. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Darun Siner adlı etnografik şarkı ve dans topluluğunu sunuyoruz. Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.